Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte pizza yapacağız. Tabii ki yanımıza kim gelecek? Sevgili Barbie gelecek. Pizza şefimiz Barbie. Bakın harika bir şey, oyuncak bu. Fırınımız var. Pizzamızı şurada hazırlayacağız. Ondan sonra burada bir böyle pizza yolu var. Burada birçok işlemden geçecek pizzamız. Ondan sonra da pişecek ve hop servis. Hadi bakalım hemen şu kutuyu bir açalım. İçinde neler var bir görelim. Bakın şuraya da dizmişler. Yine güzel hamurlarımız var ki biz onlarla pizza hazırlayabilelim. Açalım şu kutuyu da artık işe başlayalım. Evet, kutumuzu açtık. Şimdi çıkan malzemeleri hep birlikte yerleştirelim. Arkadaşlar bakın harika bir pizza kutumuz var. Eğer evlere servis yapacaksak böyle bir kutuya ihtiyacımız var tabii ki. Bunun için şurada ayrılmış bir raf var. İşte tam da burası. Onun yanına da pizza tabaklarımızı koyabiliriz. Servis için kullanılacak küçük iki yeşil tabağımız var. Onları da yanında tutabiliriz. Spatulamız var. Spatula bence şurada asılı durabilir. Bakın, yoksa duramaz mı? Dursun. Sanırım duramıyor arkadaşlar. İyi olacaktı ama neyse duramıyor. O zaman spatula şurada dursun. Bu da pizzamızı yapacağımız böyle büyük bir spatula gibi bir şey. Bunlar ahşap olur biliyorsunuz. Ekmek falan da yapılır. Bunu buraya asalım bari. Neyse ki o oldu. Zaten ben yanlış yere uğraşıyormuşum bence. Bu diğer taraf içinde pizza kesme aleti, bıçağı. O da buraya asılacak sanırım. Evet, işte bulduk. Sonunda bulduk. Bu da bizim kasamız. Kasayı buraya koyabiliriz. Yok, oraya değil, şuraya koyalım. Tamamdır. Soğuk su olmalı bence bir restoranda. Buzdolabını açalım. Suyumuzu koyalım. Meyve sularımız var. Pizzanın yanında bir içecek iyi gider. Onları da şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Kapağını da kapatalım. Bunlar soğumaya başlasınlar. Şimdi hamurlarımıza da şöyle bir bakalım. Bakın ekmek renginde bir hamurumuz var. Bununla pizzamızı yapacağız. Pizzanın hamuru bu. Bakalım başka neler varmış. Bu da pizzamızın domates sosu. Bakın ne kadar da benzer bir renk değil mi? Tam kırmızı değil, pembe de değil. Böyle arada bir renk, çok güzel yapmışlar. Peynirsiz pizza olur mu efendim? Bu da bizim peynirimiz. Evet. Malzemelerimiz burada dursun. Şimdi Barbie'mize şöyle bir bakalım. Barbie'mizin harika bir kıyafeti var. Bu pizzacı kıyafeti. Önünde önlüğü ve çok güzel tasarlanmış bir kıyafet bence. Bu kareli etek. Hatta bu bir elbise. Bakın üst tarafıyla birlikte yapışık halde yapılmış. İsterseniz bu kıyafeti çıkarabiliyorsunuz tabii ki. Barbie'nin şapkası da nefis olmuş bence. Ayakkabılarına da bir göz atalım. İşte pizza şefi Barbie'miz. Şimdi işe koyulma vakti. Herkes öğrensin bakalım pizza nasıl yapılıyormuş. Evet Barbie'cim, seni şöyle baş tarafa alalım. Evet efendim, ben de size pizza nasıl yapılıyor onu öğreteceğim. İşte benim bu şahane pizza mutfağım burada karşınızda hazır bir şekilde bekliyor. Evet efendim, öncelikle hamurlarımızdan alacağız. İlk hamurumuz ekmek renginde olan, diğeri ise kırmızı olan hamur. Daha sonra şu gördüğünüz yerde bastırarak hamurlarımızı hazır hale getireceğiz. Sonra da pişme süreci başlayacak. Evet Barbie, çok teşekkür ederim. Gerçekten bütün programı bize çok iyi anlattın. O zaman ben hemen şu hamurdan bir parça koparayım. Evet arkadaşlar, bir parça hamur elimde yuvarlak hale getireceğim. Bir top gibi yapacağım. Biraz da bastırabiliriz. Bu bizim pizzamızın zemini olacak. Üstüne de domates koymalıyız. Aşağı yukarı aynı ölçülerde olsun ki bastırdığımda domates sosuymuş gibi dursun. İşte böyle. Hadi bakalım. Şimdi bastırma yerine doğru gidiyoruz. Hamurumuzu yerine güzelce itelim. Evet. Bu arada burası da pizza yapma yeri olsa bile siz bunu büfe olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü bu tam bir tost makinesine benziyor. Bakın böyle üstten hop kapatıyoruz ve bastırıyoruz.
Gördüğünüz üzere pizzamız hazır. Şimdi pizzamızın peynirini koymak için hemen yan tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi peynir koyma zamanı arkadaşlar. Hemen beyaz hamurumuzdan alıyoruz. Şu üstteki pembe aparatı çıkarıyoruz. Tam buraya beyaz hamurumuzdan yerleştiriyoruz. Bunu yerine tekrar takmamız lazım. Evet. Evet. Peynirimizi de koyduktan sonra pişmeye alıyoruz. İşte pizzamız burada pişiyor. Nefis bir pizza yaptık bence. Bol peynirli, bol domatesli. Harika. Hem de son derece sağlıklı. Şimdi pizzamızı buradan alacağız. Ama elimizin yanmaması için işte bu pizzacı küreğini kullanmamız lazım. Hop. Pizzamız hazır. İşte bu kadar. Nefis bir pizza oldu bence. Eğer pizza restoranda yenecekse bu tabağı alıyoruz. İşte böyle. Ama yok, biz bunu servis olarak bir eve götüreceğiz diyorsak da kutumuza hop işte bu. Hazır bir pizza. Yemek yapmaktan sıkıldınız mı? Şef Barbie'yi arayın, pizzanız evinize kadar gelsin. İşte Barbie'nin nefis, lezzetli mi lezzetli pizzası. Harika oldu. Yanında da şöyle güzel bir içecek. Oh, daha ne olsun ki? Bu arada ben pizzayı şöyle tabağa geri alacağım. Çünkü pizzanın nasıl kesildiğini de göstermek istiyorum size. Hemen şurayı açalım. Efendim, pizzamızı pizza bıçağımızla keseceğiz. İşte tam böyle. Sonra yeşil tabaklarımızda servis yapacağız. Şu minik spatulayla da alalım. Hop. Evet, pizzamız hazır. Afiyetle yiyebiliriz. Evet efendim, pizzanız hazır. Domatesli ve peynirli. Tam sevdiğiniz gibi. Aa, çok teşekkür ederim Barbie'cim. Bayılırım gerçekten. Oo, bir dilim de bana yeter. Nefis bir pizza. Aa, bir de sipariş için pizza hazırlamam lazım. Evet, hamuru hemen karıştırayım. Oh, hamurun da kıvamı harika oldu. Oh, pizza yapmayı çok seviyorum. Şimdi sıra domateste. Domatesi de alayım. Evet, üzerine de domates sosunu koyduk mu bu iş tamamdır. Evet, işte bu nefis oldu pizza. Şimdi peynir zamanı. Evet, şimdi de pişme zamanı. Pizza yapmaya bayılıyorum. En sevdiğim işlerden biri pizza yapmak. İyi ki pizza şefi olmuşum. Hah, bu arada pizza da hazır. Hemen onu çıkartmam lazım. Evet, pizzamız servise hazır. Şunu hemen yetiştir, olur mu? C1 blok kat 2 idi. Hadi bakalım, hemen götür. Tamam efendim. Bu işte bitti. Şimdi etrafı toparlama zamanı.